Günaydın. Ankara'da kasvetli bir hava var. Bizim başlıklarımız da biraz öyle. Pençe kılıç harekatı yapıldı. Kızıl Elma ilk taksiyi gerçekleştirdi. Kazakistan'da seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Pençe kılıç harekatı, İran kuzeyine devam eden pençe serisi harekatların bir devamı şeklinde sadece hava harekatı olarak dün sabaha karşı gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemine bir anlamda cevap olarak yapılan bir harekat. Hesap zamanı diye zaten lanse edildi. Tüm medyamız bunu bu şekilde gösterdi. Terörü kaynağında yok etmek esas amaçlanan Savunma Bakanlığı da terör örgütüne ait hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyindeki 89 hedefin vurulduğunu açıkladı. Görev başarılı. Harekatı da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden izledi. Bu tür harekatlar önemli. Bu harekatları Hava Kuvvetleri'nin yapabilecek kabiliyetinin olması sevindirici. Bunun arkasındaki esas unsur 2000'li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi kendi mühimmatımızı kendimiz yapalım diye bir vizyon benimsedi ve çalışmalar başlatıldı. Bunun için TÜBİTAK SAGE büyük çaba harcadı. Teknolojik altyapısını geliştirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı destekledi. Hava Kuvvetleri ile beraber çalışmalar yürütüldü. Eskişehir'de 401. Test Filo Komutanlığı var. Burada TÜBİTAK SAGE ile beraber tüm mühimmatların test aşamaları, uçaklara entegrasyonu gerçekleştirildi. Dolayısıyla nihayetinde kendimize ait kanatlı güdüm güdü, hassas güdüm kiti, nüfus edici bomba, mini akıllı mühimmat, teber gibi sayısız bu genel maksat bombalarını akıllı hale getiren uygulamalara imza attık. Bunun neticesinde işte 3 metreye kadar en fazla sapma yapan elimizdeki hassas mühimmatlarla çok rahat bir şekilde istediğimiz noktayı vurabiliyoruz. Bu noktayı ister silahlı insan savaş araçları ister bunu F-16'larla vurun. Sonuçta kullandığınız mühimmat ailesi aynı. Büyüklerini F-16'lar atıyor. Küçüklerinde insansız hava araçları. Böyle düşünelim. Bu alandaki gelişmeler önemli. Şimdi biz bu pençe kılıç harekatını yaparken İran'da boş durmadı. İran'da kendisindeki Mahabad şehri var. Kürtlerin sayısız orada eylemleri oluyor. Özellikle şu son dönemde Molla rejimine karşı, başörtüsüne, yasağına karşı Kürt gösterileri vardı Kürtlerin. Burası 1946 yılında Rusların desteğiyle bağımsızlığını bir anlamda kısa süreliğine kazanmış bir yer olmasıyla da ünlü. Şimdi buradaki Komala Partisi eylemlerden sorumlu tutuluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu bu şehre girdi, kuşattı ve orada gerekli terör yuvalarını temizlemek için harekat yapıyor. Aynı şekilde İran dün bizim yaptığımız gibi Irak'ın kuzeyindeki bu Komala'nın merkezinde bombaladı. Dolayısıyla iki harekat sanki eş güdüm gibi oldu. Türkiye'nin bu yaptığı harekatın arkasında hem cevap verme var hem de Ruslarla Amerikalılar geçtiğimiz hafta Ankara'da bir araya gelmişti. CIA Başkanı ile SVR Başkanı. Nihayetinde onlar esir değişimi başka konularda anlaşmaya vardılar. Bunun neticesinde de arada Türkiye'nin ben bu tür harekatlar yapabilmesi için de karşılıklı koordinasyonun o toplantıda gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Zira 18 Nisan 2022'de başlayan pençe kilit harekatının öncesinde de benzer bir esir değişimi olmuştu. Yani Türkiye bu ortamları güzel değerlendiriyor ve stratejik özelliklerini sağlayacak şekilde harekatını yapıyor. Kızıl Elma önemli insansız hava aracı Bayraktar tarafından yapıldı. Dün ilk taksi testini yaptı. Başarılı. İlk uçak Kızıl Elma A bu yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak diye değerlendiriyorum. Ses altı süratte uçacak. Sonraki versiyonları daha gelişmiş. Çift motorlu, görünmezlik, ASR radarlı, işte her türlü hedefleme kodunu kullanabilecek şekilde Türkiye için büyük kazanç. 2040'lı yıllarda Amerika envanterindeki savaş uçaklarının %50'sini insansız hava aracı olarak düşünüyor. Muhtemelen biz de o yöne doğru gitmemiz gerekiyor. Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Tokayev zaten Cumhurbaşkanı 2019'dan beri. Şimdi seçimle beraber 7 yıllığına ülkesini tek adam olarak yönetmeye devam edecek. Hatırlarsak Ocak ayının başında LNG fiyatlarını halk protesto etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Tokayev ve Putin destek olmuştu. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Burada Donetsk ve Luhansk'ı tanımayarak Tokayev bir anlamda Batı dünyasına da göz kırptı. Türkistan bölgesinde bu Türk devletleriyle ilgili birlikte hareket etme konusunda da Kazakistan oldukça olumlu adımlar attı. Tokayev'in başında olduğu Kazakistan'la Türkiye'nin önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Son olarak Hıncal Uluç'u kaybettik 83 yaşında. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray'la ilgili güzel çıkışlarını, güzel köşe yazılarını ve renkli kişiliğiyle dimağımızda kalacak bir kişilik. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalınız.